Bugün yine sevgili babam Teoman İnan'la beraber içki ve yemekler üzerine yaptığımız videoların bir tanesine de kokteyller videosu ekleyelim evet, dedik. Bugün pek yemek yemeyeceğiz. Çok küçük bir şey yiyeceğiz. Onu programın sonunda görürler ama bugün İtalya'ya gideceğiz ve hikaye anlatacağız. İçinde bir bar var, barmen var, kontlar var. Güzel bir hikaye. Ve hikayenin sonunda da dünyanın herhalde en önemli kokteyllerinden bir tanesini tadıyor olacağız ama onun için ilk önce tek içkiye gideceğiz, oradan başlayacağız. Hikaye. Bugünkü kahramanımız... Bugünkü kahramanımıza geleceğiz. Geleceğiz mi? Yok, içki olarak yani. Burada i̇çki gördüklerimiz olarak... arasındaki kahraman bugün kim? Şimdi başlangıç noktası Campari. Tamam. Campari'nin başlangıç noktası da 1860 yılında Milano. Da Gaspare Campari diye bir adamın bu içkiyi, şu gördüğünüz içkiyi yaratması. Bunu şarapları karıştırarak veya alkolle bir sürü otları, işte baharatları falan karıştırıp ortaya böyle bir içki çıkartıyor. 1860 yılında Campari diye. Ve bu rengi de o zamanlar bir küçük böceği ezip onun kanından elde ediyor. Tabii 21. yüzyılda böyle bir şey yapmak söz konusu olamayacağı için yok, mümkün değil. Artık gıda boyası falan kullanıyorlar herhalde yapımında. Daha sonra da oğlu etiketin üstünde de ismi geçen Davide Campari. Hı hı. Bunu dünya çapında bir içki haline dönüşüyor. İlk önce tabii İtalya çapında, daha sonra dünya çapında. Ve kendi ismini koyuyor Gaspari'yi, biraz babayı unutuyor anladığım kadarıyla. Campari İtalya'da her yerde aperitif olarak içiliyor. İtalya aperitif konusunda çok önde gelen bir ülke biliyorsun. Aperitivo kelime anlamını biliyor musun? Yani ben İtalyancadan direkt çeviri yapmıyorum ama... Aperire ne demek? Açmak. Açmak. Aperire. İştahı açmak, yemeği açmak. Oradan gelir aperitif kelimesi. Ve Campari'yi tek başına da pek içilmese de portakal suyuyla karıştırmayı çok sever İtalyanlar. Sodayla karıştırmayı çok severler. Hatta sodayla karışmış halinin şişesi dahi vardır. Şişede bile sodalı haliyle satılır. Ama biz kokteyline geçeceğiz. Bu arada Türkiye'de 90'larda, 80'lerde Campari portakal da böyle biraz şey değil miydi? 90'larda popüler bir içki değil miydi? 90'larda bir ara çok popülerdi, evet. Ama İtalya tabii aperatif deyince, hatta İtalya'da şöyle bir laf vardır. Saat 7 gibi olduğu zaman, 6-7 gibi olduğu zaman akşamüstü, İtalyanlar sokağa çıkıp kafelerde oturup aperitiflerini beklerler diye yemek öncesini. Çok da güzel bir adettir. Çok. Zaten yani İtalya'da olsun, İspanya'da olsun, Fransa'nın güneyinde olsun o kafelerde oturup bir aperitif almanın keyfi de herhalde dünyadaki en büyük keyiflerden bir tanesi. Kesinlikle katılıyorum. 1860'a dönecek olursak Campari barını, şeyini, içkisini yapıyor ve o sırada Gaspari Campari'nin bir tane barı var şeyde Milano'da. Hatta o bildiğim kadarıyla Galleria'nın içinde, Duomo'nun oradaki. Kendi barın olduğu zaman tabii içkilerle oynar insan, şunu yapayım, bunu yapayım filan diye. Bir gün eline bir vermut geçiyor. Bizim elimizde şu anda Martini Rosso var ama onun kullandığının Cinzano Rosso olduğu tahmin ediliyor. Fakat tabii fark etmez, ikisi de iyi vermutlar. Vermut da o yıllarda ortaya çıkmış bir içki. O da şarapların gene otlarla, baharatlarla falan karıştırılmasıyla elde edilen ve o zamanlar ilk başta sadece Rosso'su vardı. Daha sonra işte 1900'lü yılların başında Bianco ve Dry çıkıyor. Çok sonra da Rosato'su. Rosato da çıktı. Evet. Bir şey soracağım bu arada. Şöyle merak edenler için söylüyorum. Biz tabii evde de sıklıkla vermut kullanarak kokteyller hazırlıyoruz ama vermut aslında biraz hard liquor dediğimiz sert alkolle şarap arasındaki bir kategori değil mi? Evet, aynen öyle. Şey diyor zaten, 20 derecenin altında olur. Onun için de Martini Rosso'ya tekrar bir bakacak olursak... Bakalım. 15 derece. Ben 15. 18 falan tahmin ediyordum, 15 derece. Dolayısıyla aperatif olarak kullanılmaya çok müsait. Çok kokteylle kullanılmaya başlanıyor daha sonra, Manhattan'ın falan da içinde ama... Gaspare Martini'nin, Campari'nin yaptığı kokteyl çok basit. Alıyor kendi içkisini ilk başta tabii, Campari'sini. Şöyle bir ölçeğe koyuyor. Muhtemelen ölçek kullanmamıştır kendi oturup denediği için. Evde ölçüsü olmayanlar için bu arada ben genelde böyle arkadaşlarımın evine gittiğim zaman da herkesle ölçük birimi olacak diye bir şey yok. Ben ya shot bardağı ya da yarım çay bardağını
3 aşağı 5 yukarı kullanıyorum. Yapacağımız kokteyllerin hepsinde birebir prensibi olduğu için aslında çok fazla problem değil. Ama bunlar satılıyor her yerde. Tam birebir karıştırıyoruz şeyle. Martini Rosso ve Campari'yi. Martini Rosso ile Campari'yi. Martini de ekledik. Martini'de çok önemli olan bir şey, dediğimiz gibi 3-4 tane değişik çeşit var. Mutlaka Martini Rosso olması lazım. Kırmızı olan. Tatlı olanın olması lazım. Çünkü o Campari'nin acılığıyla onun tatlılığı çok güzel bir denge kuruyorlar. Aynı Çinlerin sweet sour soslarında. Sweet and sour sos. Aynen. Gibi. Sonra içine bunun 3-5 tane buz atıyoruz. Şöyle katık olsun elimiz tatlılığından. Ufak bir ağız sulanması. Bu tip kokteyllerde buzların büyük olması daha iyi değil mi? Sulandırmaması adına. Çok küçük olmaması lazım, öyle diyeyim. Yani buzun bir kere kesinlikle iyi sudan yapılması lazım. Ki tadı negatif etkilemesin. Ve ne kadar büyük o kadar iyi tabii ama çabuk bunda olduğu gibi mesela bu biraz şimdi soda da ekleyeceğiz çünkü bunun orijinal tarifinde soda da var. Ben çok fazla koymuyorum, biraz koyuyoruz. İçine Campari'ye çok uyduğu için biraz daha portakal kabuğu atalım. Şöyle yarım portakal. Ve afiyet olsun. Ve afiyet olsun. Şimdi tabii afiyet olsun demeden önce şöyle hafif de bir karıştırmakta fayda var. Evet, şimdi kokteyller bu arada tabii... Daha ismini söylemedik tabii kokteylin. Bu kokteylin adını Gaspare Campari içki yaratmaktaki olan başarısını maalesef isim koymakta şey yapamamış, tekrarlayamamış. Düşünmüş ne yapayım diye. Kendi Campari'si Milano'dan, evet. Vermut'un da kökeni aslında Fransa'dır ama İtalyan vermutlarının kökeni şey olduğu için, Torino olduğu için Milano Torino koymuş. Ve bu çok kokteyl yıllarca... Keçi bir isim değil aslında. Değil, yıllarca Milano Torino olarak içilmiş. Campari'nin çok, yani Martini Rosso da, yani ikisinin de çok net geliyor kokusu bu arada. Aynen öyle. Zaten bu kokteylin başarısı tahmini orada. Yıllarca bu çok sevilerek içilmiş. Bütün kuzeyden başlayarak İtalya'da içilmeye başlanmış. Sonra bunu seven birileri daha çıkmış. 1900'lerin başlarında, ben hep 20. yüzyılda olduğumu unutuyorum. 2000, yani geçen yüzyılın başlarında İtalya'ya çok Amerikalı turist gelmeye başlamış. Amerikalılar İtalya'ya gelmeye başlıyor ve bu aperatif işinden onlar da hoşlanıyor. Zaten bir kokteyl kültürleri o zamanlar bile var onların. Bunu da çok seviyorlar. Amerikalılar bu kadar çok sevip de içmeye başlayınca sağda solda ufak ufak Amerikalıların sevdiği kokteyl falan diye konuşuluyor. Ve oradan ismi Americano'ya dönüşüyor. Çok daha iyi olmuş. Çok daha iyi olmuş bence de. Ve Americano hala şu haliyle, hatta sodasız haliyle klasik kokteyllerden bir tanesidir. Sodasız yani, versiyonu da var. Aynen, sodasız versiyonu da var. Yani her kendini bilen barmenin diyeyim, barda oturduğunuz zaman bana bir Americano ver dediğinde sizin suratınıza böyle boş bakmaması lazım. Yani. Şimdi gelelim hikayenin devamına. Devamına gelmeden vermutla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Vermut kelimesi her ne kadar Fransızların yaratıp da İtalyanların dünyaya meşhur ettiği bir içki olsa da kelimenin kökeni Almanca'dan gelir. Allah Almanca Allah. Vermut demektir, pelin otu. Yani bunun içindeki o hafif acımtırak ama bir yandan da tatlı olan şeyden dolayı herhalde onu koymuş. Ama niye Almanca bir kelime kullanmışlar onu bilemeyeceğim. Şimdi bundan bir yudum daha alalım. Ben bunu içmeye devam ediyorum. Ya yalnız size de afiyet olsun. Anneme de yollayalım işte. Oradan izliyor. Annene bir türlü bunları sevdiremedim. Gin toniğe evet, devam ediyor. Annem, bu arada şöyle bir şey de var değil mi? Diğerine geçmeden soracağım. Aslında Campari ve Martini de biraz karakterli lezzetler. Yani şey gibi, evet. Karakter derken... biraz değil, çok karakterli şöyle lezzetler. Şöyle mesela kişnişte öyle bir tattır ya... Kişnişte öyle bir tattır ya, herkes sevmez ama seveni çok sever. Campari ile Martini de biraz... Öyle sanki. Bence seninki de tatmak istiyor. Evet, o tatmak istiyor. O kozalağını ona doğru atsana, onu havlıyor. Evet. Teşekkür ederim. O yüzden diyorum yani aslında annem çok bu tip değişik tatları sevse de belki de Campari'nin içindeki o bitterlik, o acımtırak derken bitterin tam Türkçesi yok aslında. Bitterin tam Türkçesi yok, hayır. Yok, tam karşılığı yok. Yok, bir acı yani biber acısı değil de. Güzel bir acı. Güzel bir acı. O şeydir hani... bazen o Güneydoğu kebaplarında kırmızı biber verirler.
hem çok acıdır ama aynı zamanda çok güzel bir tat veriyor ağza. Bitter biraz o şeye kategoriye giriyor. Neyse, Amerikalılardan bir İtalyana geçeceğiz şimdi yine. Ve filmi bir 60 sene öne sarıyoruz. 1920 yıllarının başı. Floransa'da yaşayan bir kont. Amerikanoyu çok seviyor ve devamlı içiyor. Fakat biraz fazla yumuşak buluyor bu şeyle birlikte. Özellikle sodayla ve genellikle gittiği barda da şey yapıyor. Bunu sodasız içmeyi tercih ediyor. Bir gün gene giriyor bardan içeriye, oturuyor. Barmen geliyor. Diyor işte gene bana Amerikano mu? Tam geliyor, koyuyor. Bir yudum alıyor. Diyor ki, bir yudum aldı tabii benim uydurmam. Bakıyor tadına. Ya diyor, buna diyor bir vuruş yap buna diyor. Give it a kick diyor, yani şeyce İngilizcesi, evet. İtalyancası nasıl söyleyebilirim ama kitaplarda bu şekilde geçiyor. Şeyde barmen de ne yapayım, bakınıyor etrafa filan. Oradan eline bir şey cin geçiriyor. Ve Amerikano'nun şeyini çıkartıyor içinden, sodasını. Zaten Conte Negroni'nin içmediği sodasını. Onun yerine bunu koyuyor. Şimdi dünyanın en güzel kokteyllerinden bir tanesi ve yapması da en basit kokteyllerinden bir tanesini anlatacağız. Ve benim de yani herhalde en sevdiğim kokteyllerden bir tanesi. Adına kitap yazılmış bir kokteyl. Yani tek bir içki, üç tane içkinin eşit paylaşımından yapılıyor. Ve ismi de tabii o kontun ismini almış. Çünkü barmen tabii Conte Negroni bu şeklini çok beğenince diğer müşterilere de vermeye başlamış. Ve barda şey denmiş, işte gelip oturuyor adam bara. Tabii içkinin gene ismi yok. Diyorlar ya, Conte Negroni'nin şeyinden, içkisinden ver bana bir tane. Bu şekilde Negroni olarak tarihe geçiyor. Ve dünyada dediğim gibi yani tek içkinin üzerine gördüğüm birkaç sayfa kitap yazılmış. Shane Kingsley'in, İngilizlerin ünlü yazarının dediğine göre dünyada hiçbir içki diyor Negroni'nin kadar insanın neşesini yerine getiremez diyor. Çok az içki ve hemen hemen hiçbir şey diyor Negroni kadar insanın neşesini yerine getiremez. Şimdi onu yapalım. Bunun yapımı da dediğim gibi çok kolay. Yine şeyimizi alıyoruz. Şimdi bir sürü bara gittiğiniz zaman şey göreceksiniz. Barmenler şeyi çok seviyor. Bir yüksek bir tane mixing glass alıp onun içine bunları döküp ondan sonra buzla karıştırıp. Şimdi iyi barmenler aslında o işlemi 15-20 saniyeden fazla yapmamaları lazım. Çünkü yaparlarsa çok diluted oluyor. Yani sulandırıyorlar şeyi, içkiyi. Bir de ondan sonra içine buz koydukları zaman tamamıyla şey oluyor. Yani dökme sıralamasının bir şeyi yoktur diye düşünüyorum. Ben Martini Campari Gin diye gidiyorum ama neden bilmiyorum. O konuda bir kural olduğunu da zannetmiyorum. Şimdi ona Campari ekledik. Bir de tabii bu tip kokteylleri yaparken bizde biraz şey alışkanlığı da var. Ben onu yanlış buluyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun merak ediyorum. Mesela şu anda burada biz 8 kişi Negroni içecek olsak onu büyük bir shaker'da yapıp herkese dağıtmak bana bence doğru gelmiyor. Oranı bozuyor mu bilmiyorum ama bence gerçekten yani, tadı aynı olmuyor diye düşünüyorum. Yok, Negroni'de onun olmaması gerekiyor. Cin olarak mutlaka bir tane London Dry kullanılması lazım. Yani şimdi çok cinler çıktı piyasaya ama kendi aroması çok kuvvetli olan cinlerin aslında şeyi olmuyor. Çünkü üçüncü bir tat girmiş oluyor işin içine. Halbuki bu ardıçın şeyi, ardıç ağırlıklı olan eski old fashion cinler diyelim. Yani işte Tanqueray olsun, Beefeater olsun, Bombay olsun. Onlar bence en uygun olan onlar. Buz kullanımında mutlaka ve mutlaka bu büyük buzlardan kullanmak lazım. Çünkü bir kere yavaş erimesi lazım içinde. Yavaş eridiği zaman sulanmaz kokteyliniz ve sulanmadığı zaman da tadın daha uzun olur. Ne kadar buz koyacağınız sizin elinize kalmış bir şey. Yani onda bir kural yok. Çok hafif karıştırıyoruz. Ondan sonra zaten bu soğutma işini buzun kendisinin yapmasını bekliyoruz. Normal şartlarda bu buzlar tabii program başlamadan biraz daha büyüklerdi ama normalde bir tane koyuyoruz. Bu kalıpları satıyorlar zaten şöyle yuvarlak, evet, şu boyda. Şu boyda. Aynen şu boyda buzlar. Ondan tamam. Bir tane koyup buzun kendi işini yapmasını beklemek lazım. Ve yine portakalı mı? Portakalı mutlaka koyuyoruz. Limon asla konmaz. Öyle bir kuralı var bunun. Yani limon koyan olursa itiraz edin. Tamam. Çünkü dediğim gibi Campari'nin
portakalla beraberliği çok 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 güzel. Öteki türlü olsaydı Campari limonata içerdik. Halbuki evet. Campari portakal suyu içiyoruz. Onun için portakala gelmişken ben kendi cinimi son zamanlarda farklı bir cin kullanıyorum. Hatta onu içme sana vereceğim bunu. Bu Tanqueray'ın yeni Sevilla portakallarının kullandığı bir tane cini var. Bu Sevilla portakallarını da içine koydukları bir tane şeyi var. Tanqueray'ın. Onunla denemi. Bak bakayım ne düşüneceksin. Güzel bir Negroni hazırlanıyor şu anda. Teo'nun alt tarafından. Ben şeye çok karşıyım aslında. İçkilerle oynanmasına. Yani bir içkinin şeyi varsa, normal tarifi varsa o tarifin fazla dışına çıkmamak lazım. Evet. Ama bu tip şeylerle oynamakta da bir şey yok. Bir zarar görmüyorum. Yemekte de öyle değil mi ama? Yemekte de öyle. Yani ana kuralların dışına çıkmayacaksın. Ama onun dışında ufak tefek dokunuşlar yapabilirsin. Mesela ben 1-1-1'dir bunun şeyi. Ölçü oranı. Oranı. Ama ben mesela Campari'yi böyle %5-10 oranında daha fazla kullanıyorum. Çünkü onun verdiği acılı. Ya Martini'yi biraz fazla koyarsan Martini çok baskın olabiliyor. Onun evet. için ben ona dikkat ediyorum. Bundan hemen birer yudum alalım. Ve... Aa evet. Anladım neden bahsettiğini. Geliyor kokusu. Hı-hı. Daha tatmadım ama. Tabii bunu bir kademe daha yukarı taşımak istersen Duty Free'lerde satılan Martini'nin Reserva Rubinolusu var. Denemedim onu. O onunla çok daha yoğun oluyor. Çünkü o da Martini'yi daha da şey yapıyor. Tabii. Yükseltiyor. Benim ideal şeyim işte o Reserva Tanqueray'ın şeyi, Sevilla'sı ve Campari üçlüsü. Çok güzel. Nefis oluyor. Gerçekten nefis oldu. Şeye gelince demin oynamadan bahsettik. Tabii bunun da versiyonları çıktı. O kitapta 10 tane 20 tane var belki. Şöyle oynayabiliyorsun. Mesela gene bir şey nedir İtalyanca'da bir şey yanlışlıkla yapmak. Sbagliare. Evet. Sbagliato. Yapmış. Sbagliato Negroni var mesela. Yanlışlıkla yapılmış Negroni. O da şöyle bakalım. Hikayesi çok enteresan. Bir gün bir barda hem de iyi bir barda Roma'da yanılmıyorsam barmenden Negroni istiyor. Barmen o yoğunlukta falan böyle Negroni'yi yaparken cin koyacağına Prosecco koyuyor içine. Şeyde görüyor adam koyarken. Neyse getiriyor cini, tam şey Negroni koyuyor. Müşteri itiraz ediyor. Diyor ki ya diyor olmaz diyor sen şey koydun, Prosecco koydun. Aa diyor çok pardon falan tam alıyor götürürken. Ya bir dakika diyor madem yaptın diyor. Ben de öyle derdim herhalde. Getir bir deneyeyim diyor. Getiriyor koyuyorlar, içiyorlar, bakıyorlar gerçekten güzel oluyor. Belki de Aperol Spritz'in babası odur. Ay ben Aperol Spritz'i de çok severim. Çok bayılırım yani. Evet bu denenir. Bunu merak ettim. Ben Prosecco çok seviyorum. Aperol'u şey da çok seviyorum. Şey denedim ben. O da çok güzel oluyor. Mesela cin yerine yıllanmış rom kullandığın zaman. Allah Allah. O da ilginç oluyor. Çok aromatik olmuyor mu? Aromatik oluyor ama şey değil. O kadar değil. Yani rahatsız edecek derecede değil. Ama tabii hala cinle olanı favorim benim. Mezcal bile koyup yapıyorlar. Allah oradaki Allah. Ana konu yalnız mutlaka bir isim koyman lazım. Mesela Sbagliato demiş. Hı hı. Tamam ona itirazım yok. Veya dersin ki sen Essen Negroni dersin. O da bilir ki ha Essen evet. Bununla oynamış Essen ama ben sana Negroni, senden Negroni istedim, Negroni ver dediğin zaman ne bekliyorsan onu vermen lazım. Belki barmenlere şey sorabilirsin. Şununla yapıyoruz tavsiye ederim, dener misiniz evet. Falan diye. Ama onun dışında şeyle oynamamak lazım. Valla nefis. Çok iyi. Bu hakkında en çok yazı kitaplar yazılmış olan bir kokteyldir. Ben dahi herhalde dünyada Negroni üzerine en çok yazı yazmış içki yazarlarından biriyim. Gazetelerde falan çok yazdım. Çok arkadaşıma tavsiye ettim. Gerçekten yani yaz kış olsun özellikle bahar aylarında akşamüstü saatlerinde içilecek daha güzel bir kokteyl düşünemiyorum. Bir de son yıllarda biraz sosyal medyayla da popülaritesi arttı diye düşünüyorum ben. Yani böyle bir renginden, görselinden servis edilme şekli, bir de böyle gün batımında falan. Hı hı. Tabii onun görseli, da canı çekiyor, vermiyoruz tabii. Görseli çok güzel. Gün ışığını aldığı zaman muhteşem bir görüntü. Biraz popülaritesi arttı ki iyi ki de arttı. Güzel bir kokteyl. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha söyleyeceğim izleyicilerimize, tabii seyircilerimize. Kokteyllerimiz içine işte ananas olsun, muz olsun, portakal olsun meyveler konuyor. Daha bizim kokteylimiz bitmedi ama bittiği zaman onları yemekten çekinmeyin. Çünkü o bütün içkinin de tadını içine almış oluyor. Şu anda benim yapmış olduğum gibi. Hı hı.
Ay evet, ben de çok severim. Sonunda böyle sıyırmalık. Nefis oluyor. Bunu da tavsiye ederek. Hemen. Kapatıyor muyuz? Bu Gaspare Martin şeyden, Campari'den başlayıp Conte Negroni'ye uzanan hikayemizi çok iyi. Bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hem nefis kokteyller tattık, hem ben kokteyl bölümü çok çekmek istiyordum yaz da geldiği için. Birkaç bölüm daha gelecek bunun gibi. Bu şey, portakallı cinle nefis oldu gerçekten. Ben bunu yani bu yaz sevindim, beğendim. Listeme koyarım. Onun dışında Campari yine benim seninle videonun içinde de konuştuğumuz gibi yani damak çok gelişen bir şey ya, paleti geliştirebiliyorsun ya, hani bir şans verin derim, aynı kişniş gibi yani alışkın olmadığınız tatları da tattıkça damak alışıyor ve sevmeye başlıyorsun ya, Campari benim için öyle bir şey oldu mesela. Eskiden daha sert ve çok bitter geliyordu en başta konuştuğumuz gibi, içtikçe aşık oldum bir ürün aslında. Yemeklerde olsun, içkilerde olsun, ben şöyle bir şey ekleyeceğim senin dediğine. Bir şans verin dedin, bir şans vermeyin. 3-4 şans. Tabii. Çünkü bir şans verdiğinizde o gün keyfiniz yerinde olmamış olabilir. Yanlış insanlarla beraber olmuş olabilirsiniz. Yemekse yemeği yapan o yemeği iyi yapamamış olabilir. Dolayısıyla yani birisi size bir şeyde ısrar ediyorsa, benim ne gönlü ısrar ettiğim gibi, onu ben birkaç defa deneyim diyorum. Vallahi süper. Teşekkür ediyorum. O zaman cheers. Cheers. Sizlere de Negroni için ve Americano için bir fırsat olur inşallah bu video. Kanalda babamla beraber çektiğimiz diğer içki videolarını videonun sonuna ve yukarıdaki i harfine bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Biz kokteyllerimizi yudumlarken siz de aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.